kendisine miras kalan devleti, ordusu ve hazinesi olmadığı halde sıfırdan başlayarak hayatının son 25 yılında 33 milyon kilometre genişliğine sahip imparatorluk kurdu. Böyle bir başarının dünya tarihinde başka bir benzeri bulunmamaktadır. Onon Nehri kıyısında yaşayan Borçigin klanı lideri Yesügey Bahadır'ın ilk oğlu Timuçin 1162 yılında sağ avucunda bir topak kanla dünyaya geldi. Yesügey Bahadır, Moğol ve Tatar kabileleriyle sürekli savaş halindeydi. 1174 yılında Timuçin henüz 12 yaşındayken Tatarlar tarafından zehirlenerek öldürüldü. Babasının ölümü üzerine yetim kalan Timuçin'i zayıf gören kabile şefleri ona itaat etmeyip klanın sahip olduğu sürüleri dalarak Timuçin ve ailesini terk ettiler. Sürüsü, atları, kabilesi olmayan Timuçin ve ailesi yıllarca balık ve hayvan avlayarak dağlarda gizlenip yoksul bir hayat yaşadılar. Timuçin'in gözü kara ve acımasız olması yoksulluk ve çetin koşullarda yaşadığı hayatın sonucuydu. O kadar ki avladığı kuş ve balıklardan birer tanesini çaldığı için üvey kardeşi Bekter'i gözünü kırpmadan acımasızca öldürmüştü. Kesin olmamakla birlikte Bekter'i öldürdüğü için Tayçut kabilesi tarafından aylarca esir tutulmuştu. Fakat o ilk fırsatını bulduğunda kaçmayı başarmıştı. Kaçak geçirdiği zorlu yılların ardından Timuçin ve kardeşlerinin özverili çalışmaları sonucunda 9 atları ve bir sürüsü olmuştu. Bütün hayatlarına devam ederlerken bir gün bu atlardan 8'i bozkırdaki hırsızlar tarafından çalındı. Timuçin atlarını sonradan dost olduğu ve ileride en iyi generallerinden biri olacak Harulat şefinin oğlu Oğurçu'nun yardımıyla geri aldı. 16 yaşına girdiğinde evlilik çağı gelmiş olan Timuçin, babasının ölmeden önce söz kestiği Ungirat klanı şefi ve aynı zamanda dayısının kızı olan Börte ile evlendi. Kısa bir süre sonra Merkitler Timuçin'in kampını bastılar ve karısı Börte'yi kaçırdılar. Timuçin, eşini ve ailesinden kalan hakları geri alabilmek için Moğollar gibi atlı ve göçebe kavim olan Hristiyanlaşmış Türk klanı Keraitlerin lideri Tuğrul Han'dan yardım istedi. Tuğrul Han, kaçırılan Börte'yi almak için ordusuyla beraber Merkitlerin üzerine yürüdü. Sayıca az olan Merkitler ani baskınla yakalanarak Börte geri alındı. Ama hamileydi. Timuçin durumu kabul etse de büyük oğlu Cüci'nin Merkit soyundan olabileceği kuşkusunu hayatı boyunca hep taşıdı. Babam Han diye seslendiği Tuğrul Han'dan aldığı destekle Bozkır'daki halklar arasında şöhreti artan Timuçin'den rahatsız olan çocukluk arkadaşı Camuk'a Timuçin'in at ve sürülerini çalmaya çalışırken öldürülen küçük kardeşinin intikamını almak bahanesiyle Timuçin'in kampına saldırdı. Timuçin kaçarak canını kurtarsa da esir düşen adamları 70 büyük kazan içinde kaynatılarak öldürüldü. Moğolistan'da meydana gelen bu kabileler arası hadiseler aslında Çin hükümetinin uyguladığı siyasetin sonucuydu. Çin hanedanlarının Bozkır halklarına yönelik esas siyaseti boyundurluğu altına girmeyen göçebe kabile reislerini aynı soydan gelen diğer kabilelere ezdirerek güçlenmelerini engellemekti. Bir süre saklanarak kaçak hayatı yaşayan Timuçin gücünü topladığında Tuğrul Bey'e başkaldıran Keraid klanlarını püskürtmek için yardım etti. Kin hanedanlığı, Tatarların köy ve kasabalarına yaptıkları artan saldırılardan kurtulmak için Tuğrul Han ve Timuçin'den paralı askerlik yapmalarını istemekteydi. Özellikle Timuçin babası Yesügey Bahadır'ın intikamını almak için bu işe büyük bir özveriyle sarıldı. Altaylardan Hintgan dağlarına kadar uzanan topraklarda savaşlar yaptı. Birbirini takip eden yılların ardından
Tatarların yenilgiye uğratılması Bozkır'daki güç dengesini önemli ölçüde değiştirdi. Kin hanedanlığı yaptığı başarılı hizmetlerin ardından Tuğrul Han'a hükümdar anlamına gelen Çince Vank ünvanını verdi. Tuğrul Han doğunun en tanınmış Hristiyan prensi olarak anılmaya başladı. Timuçin de onun en önemli komutanıydı. Timuçin'e düşmanlığı artmış olan Camuk'a Merkitleri, Naymanları, Tatarların geride kalanlarını, Tayçutları ve hatta Timuçin'in annesinin kabilesi olan Unkıratları yanına aldı. Tuğrul Han ve Timuçin'in orduları ile geri kalan tüm Bozkır kabilelerinin askerlerinden oluşan ve denk olmayan kuvvetler arasında gerçekleşen bu savaş 1201-1202 kışı boyunca sürdü. Camuka'nın topladığı kabileler kötü organize edildiği için bölük bölük mağlup oldu. Timuçin, babasının intikamını aldığı Hinkgang dağlarının eteğinde Tatar ordusunun neredeyse tümünü katletti. Timuçin, Tatarları ortadan kaldırdıktan sonra Tuğrul Han ile bir evlilik bağı kurma zamanının geldiğine karar verdi. Büyük oğlu Cüciye, Tuğrul Han'ın kızını istedi. Komutanının küstahlığı ve hırsına öfkelenen Tuğrul Han bu teklifi kabul etmedi. Zaman içinde kabileler Timuçin'in Tuğrul Han'ın gözünden düştüğünü hissedip onu terk etmeye başladılar. Bu durum Timuçin'e Bozkır insanının sadakatsiz olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Çok geçmeden Tuğrul Han ile Timuçin kuvvetler arasında bir çatışma çıktı. Daha üstün olan Keraik güçleriyle çarpışırken Timuçin'in ikinci oğlu Geday ağır yaralandı. Tuğrul Han'ın yaşlanması üzerine idari kararlar oğlu tarafından alınmaya başlanmıştı. Bu durumdan hoşlanmayan Keraik boyları teker teker Timuçin'in yanında yer almaya başladılar. Yavaş yavaş ordu toplayan Timuçin gücünü kazandığına inandığında 3 kat daha büyük Keraik kuvvetlerine aniden saldırarak savunmasız yakalayıp yenilgiye uğrattı. Doğu Bozkır'ında Timuçin'in mutlak üstünlüğü sağlanmış oldu. Timuçin ilerledikçe yenilgiye uğrayan boylardan kaçanların hemen hemen hepsi Naymanların yanına toplanmıştı. Camuka bile Naymanlara sığınmıştı. Naymanlar ile çarpışmanın kaçınılmazlığını fark eden Timuçin ordusunu 10, 100 ve 1000 kişiden oluşan gruplar halinde yeniden tertipledi. Naymanlar üzerine saldıran Timuçin, kamp kurulunca gereğinden yüzlerce kat daha fazla ateş yaktırdı ve düşman casuslarını ordusunun sanıldığından çok daha kalabalık olduğuna inandırdı. İki ordu karşı karşıya gelince Timuçin'in yeni savaş düzenini inceleyen Camuka, belki de kendi hesapları tutmadığı için daha çarpışmalar başlamadan sessizce savaş meydanından ayrıldı. Naymanlar Moğollarla çatışmak için ileri atıldılar. Ama Camuka'nın askerleri geride kalınca cesaretlerini yitirdiler ve ağır bir yenilgiye uğradılar. Artık Timuçin, Moğolistan'daki tüm kavimlerin mutlak hakimiydi. 1206 yılında toplanan kurultayda bu konumu onaylandı ve kendisine Tingiz Han unvanı verildi. Moğolca deniz anlamına gelen Tingiz ismi halkların farklı telaffuzu ile değiştirilerek Cengiz şeklini aldı. Cengiz Han'ın Naymanları itaat altına almasıyla yazı ile iş görme dönemi başladı. Oğullarına Uygur yazısıyla okuma ve yazmayı mecbur tuttu. Cengiz Han'ın yaşadığı acı hayat ne yakın akrabalarına ne de boylara güvenemeyeceğini göstermişti. Bu insanlar Timuçin'i Kaan seçebilir ama ertesi yıl terk edip gidebilirlerdi. Artık bu eski geleneklerin bozulması, kavimsel grupların dar çerçeveli çıkarları yerine siyasi birliğin sağlanması gerekiyordu. Bu yüzden her biri 1000 adet askerden oluşup 10 gruptan meydana gelen 10.000 kişilik koruma birliği kuruldu. Güvenilmez olduklarına inandığı kabilelerin tüm askerlerini birbirinden ayırıp farklı bölüklere dağıttı. Böylece zamanla eski kabilesel bölünmeler unutuldu. Bu yeni sistemde hiç kimse özel izin verilmedikçe bulunduğu bölükten bir başkasına geçemezdi.
Zira bu düzene aykırı hareket edenlerin çarptırıldıkları ceza idamdı. Cengiz Han tarafından meydana getirilen bu yeni düzende disiplin kuralları oldukça katıydı ve askerler bireysel olarak değil, bir bütün olarak savaş talimleri yapıyorlardı. Yağmacılık yapmak amacıyla sırayı bozmak ve özel kavgalara girişmek de yasak kapsamı alanına sokulmuştu. Cengiz Han'ın amacı, orduyu her Moğol savaşçısının sadakatinin odak noktası yapmaktı. 1206 yılından sonra hazırladığı Cengiz yasalarında Moğolların din konusundaki hoşgörülerini yüceltiyor, rahipler ve dinsel kuruluşlar vergi kapsamına alınmıyordu. Casusluk, ordudan firar, hırsızlık, zina ve tüccar için üçüncü kez iflas etmek gibi suçlara ölüm cezası getiriliyordu. Dereler ve ırmaklar canlı varlıklar kabul edildiğinden akarsularda yıkanmak ve su kaynaklarını işemek yasaklanıyordu. Cengiz Han yasaları kabul gördükten ve ülke içindeki direnişlere son verdikten sonra tüm dikkatini imparatorluğunu genişletmeye harcamaya başlamıştı. İlk olarak Qin Hanedanlığının yönetiminde olan Çin üzerine yürüdü. Farklı zamanlarda yaptığı 4 farklı seferde Çin'in ipek, altın, gümüş gibi ganimetleri ve köle olarak yüzlerce genç kız ve oğlanı ele geçirmişti. Özellikle Zhongtu kentinin alınması sırasında kentte ne kadar insan varsa öldürülmüş, derisi üzülmüş ve iskeletlerinden tepeler oluşturulmuştu. Cengiz Han'ın gerçekleştirdiği bu büyük yıkımın altında bir yöntem yatıyordu. Cengiz Han, komşularının kendisine baş eğmesini savaşa gerek kalmadan halletmek istiyordu. Bu nedenle Moğollar kendilerine direnen halkları asla affetmiyor ve böyle davranan şehirleri ele geçirdiklerinde içinde yaşayan canlıları kedi ve köpeklere varıncaya kadar katlediyorlardı. Savaşarak ele geçirdikleri kentlerde yaşananları diğer şehirlere anlatmaları için birkaç kişinin kaçıp kurtulmasına izin veriyorlardı. Çin seferinden sonra Cengiz Han daha batıda olup bitenlerle ilgilenmeye başlamıştı. 1216 yılında Cengiz Han, Muhammed Halezm Şah'a altın, yeşim taşı, fil dişi ve beyaz deve tüyünden dokunmuş pelerinleri armağan olarak Semerkant'a gönderdi. Armağanlar bir mektup eşliğinde sunuldu. Mektupta şu ifadeler yer alıyordu: "Sana bu armağanları gönderiyorum. Senin gücünü ve imparatorluğunun büyüklüğünü biliyorum ve seni en sevgili oğlum olarak görüyorum. Sen de benim Çin'i ve kuzeyindeki tüm Türk uluslarını ele geçirdiğimi biliyor olmalısın. Benim ülkemde askerler karınca kadar çoktur. Gümüş madenlerim vardır ve başka topraklara gereksinimim yoktur. Bu nedenle halklarımız arasında ticareti geliştirmenin ikimizin de çıkarına uygun olacağını düşünüyorum." Muhammed Halezm Şah "ve seni en sevgili oğlum olarak görüyorum" cümlesine takılıp devletinin gücünün küçümsendiğini düşünse de 1218 yılında ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. Ancak Moğol ülkesinden gelen 450 Müslüman tüccar sınır kenti Otrat'ta durduruldu. Halezm Şah varisi İnalçuk Hayırhan tüccarların casusu olduğundan kuşkulanarak tümünü kılıçtan geçirtti ve mallarına el koydu. Cengiz Han'ın tazminat istemek amacıyla Muhammed Halezm Şah'ın sarayına gönderdiği 3 elçiden biri öldürüldü ve diğer ikisinin sakalları yakılıp gönderildi. Bu yaşananlara öfkelenip gücünün hafife alındığını düşünen Cengiz Han, 5 gruba ayırdığı ordusunun başında Halezm Şah ülkesinin üzerine yürüdü. Şaşırtmaca yaparak Semerkant'ın kuzeydoğusu üzerinden dolanıp önce Buhara, sonra Semerkant'ı ele geçirdi. Geçtiği yerlerdeki tüm garnizonları yok etti. Ne kadar sivil vatandaş varsa hepsini kılıçtan geçirip nüfusun 1/4'ünü yok etti. Muhammed Halezm Şah kaçarken yakalanarak öldürüldü. Oğlu Celaleddin Halezm Şah bölgesel üstünlükler sağlasa da savaşın genelinde mağlup oldu. Cengiz Han'ın komutanı Subutay, Azerbaycan ve Gürcistan'daki Hristiyan krallığına saldırdıktan sonra
Rusya'ya girdi. Bundan sonra Alanlar, Çerkesler ve Kıpçaklara saldırdı. Harezm seferine çıkarken Tangut kralı Cengiz Han'a asker vermeyi reddetmişti. Cengiz Han intikam hırsıyla Tangut krallığının üzerine bizzat saldırdı. Zafer haberleri bir bir ardına gelirken büyük oğlu Cüci'nin ölüm haberini aldığında bu zaferlere pek sevinemedi. Tangutlara karşı sürdürülen savaş sona ermek üzereyken yatağa düşen Cengiz Han battaniyeye sarılı halde ateşin karşısında titriyordu. Oğullarını yanına toplayarak onlara şöyle seslendi: "Benim soyumdan gelenler altınlara bürünecekler, en iyi etleri yiyecekler, en harika atlara binecekler, kollarına en güzel kadınlar alacaklar ve bunların hepsini kime borçlu olduklarını unutacaklar" dedi ve derin sessizliğe büründü. Bir kez daha kendine geldiğinde Çin üzerine tekrar yürüyüp Kin hanedanlığını yok etmeleri için çocuklarından söz aldıktan sonra 1227 yılında öldü. Cengiz Han çocuklarına söylediği vasiyetinde cenazesinin gizlilikle yürütülmesini, düşmanlarının nerede, nasıl öldüğünü ve nerede gömüldüğünü bilmesini istemiyordu. Moğol ulusunun asıl ataları olan Mavi Kurt ve Sarı Geyin çiftleştiği Burkan Kaldun Dağı'na gömülmek istedi. Cenaze dağa götürülürken karşılaşılan herkes kılıçtan geçirildi. Noyanların ve kumandanların ailelerinden 40 tane güzel kız seçildi. Ve en iyi atlarından da 40 tanesi hep birlikte kurban edilerek gömüldü. Sonra bin atlı mezarın üzerinde dolaşıp izlerin yok edilmesini sağladı.